Merhaba sevgili gençler ben fizik öğretmeni Celal Ekar. Akademi Canlı Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle AYT konularına devam ediyoruz. Konumuz elektromanyetik dalgalar diyoruz ve fizik dersimiz başlıyor. İlk olarak Doppler olayından bahsedelim gençler. Işık, ses ve su dalgalarının gözlenen frekansları gerçek frekanslarından farklı olabilir. Ses dalgaları olarak düşünecek olursak Duyduğumuz sesi olması gerekenden daha ince veya daha kalın algılayabiliriz. Bir kaynağın oluşturduğu frekansın kaynak ve gözlemcinin hareketine bağlı olarak farklı algılanmasına Doppler olayı denilmektedir. Hareketli bir ses kaynağına yaklaşırken ya da ses kaynağından ses kaynağı bize doğru yaklaşırken duyduğumuz sesler normale göre daha ince olacaktır. Bu da ne anlama geliyor gençler? Bize yaklaşan bir sesin frekansı daha büyük algılanır. Bu yüzden ince olarak algılanır diyoruz. Ses kaynağından uzaklaşırken ya da ses kaynağı bizden uzaklaşırken duyulan sesler normale göre daha kalın algılanır. Burada da frekansın daha düşük algılandığını söyleyebiliriz. İşte bu frekanstaki farklı algılanma olayı Doppler olayı olarak tanımlanır. Örnek verecek olursak bir ambulans diyelim gençler. Bir ses çıkartıyor. Sireni çalıyor. Aslı ve Kemal ambulans durgun iken ve Aslı ve Kemal de durgun iken ambulansın çıkardığı sesin frekansı neyse yine Aslı ve Kemal'in algıladığında frekanslar o olacaktır. Yani F eşittir. F1 eşittir. F2 bağıntısını yazabiliriz. Eğer ambulansımız hareket ederse. Gördüğünüz gibi Aslıya doğru hareket ediyor. Aslıya doğru hareket ettikçe hareket yönünde frekans daha büyük algılanır. Yani Aslı'nın algıladığı frekans ambulansın sireninin frekansından daha büyüktür diyoruz. Peki Kemal'in duyduğu frekans ise gençler Kemal'den uzaklaştığı için frekans daha küçük algılanacaktır. Bu yüzden f f1'den daha büyük olacaktır. Ve şunu da söyleyebiliriz gençler. Aslının duyduğu frekans sirenin frekansından daha büyük olduğu için ses ise daha ince olarak algılanır. Kemal ise ambulans e, sirenin sesini daha kalın olarak algılayacaktır diyoruz. Evet, bize yaklaşan frekansı büyük ince ses duyulur. Bizden uzaklaşan frekansı küçük kalın ses olarak duyulur diyoruz. Peki bu Doppler olayın günlük hayattaki kullanım alanları nerelerdedir? Bunlardan bahsedelim. İlk olarak araçların hız tespitinde kullanılmaktadır. Otoyollarda araçların hız tespiti için kullanılan radar cihazında elektromanyetik dalgaların Doppler etkisinden yararlanılır. Radarın hareketli bir aracı gönderdiği elektromanyetik dalgaların frekansı ile araçtan yansıyanların frekansında meydana gelen değişim miktarı arabanın hızını belirleyecektir. Evet, polis araçları da gençler e, radardan e, bulundukları araçtan sinyal gönderirler. Bir frekansa sahip sinyal gönderirler. Ona göre araca çarpan ve ondan yansıyan sesin sinyalin frekansındaki değişime göre aracın hızı bu şekilde belirleniyor diyoruz. Astronomide gençler faydalanılır. Dünyadan uzaklaşan veya dünyaya yaklaşan yıldızlardan gelen elektromanyetik dalgalarının dalga boyunun büyümesi veya küçülmesi sonucunda algılanan ışığın renginin kırmızıya veya maviye doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Mesela gençler, eğer bir yıldız dünyadan uzaklaşıyor ise o zaman frekansında uzaklaşmada e, daha düşük frekans algılıyorduk, değil mi? Frekansını daha düşük algılarız. Yani dalga boyu daha büyük algılanır. Dalga boyu daha büyük algılandığında, e, o ışığın renginin dalga boyu büyük olan kırmızıya doğru kaydığını söyleyebiliriz. Tersi bir şekilde ise Dünya'ya yaklaşan bir yıldızın ise gençler e, gelen ışıkta frekansın daha da büyüdüğünü görürüz. Buradan da dalga boyunun küçüldüğünü yani renk olarak da dalga boyu küçük olan mavi renge doğru kaydığını söyleyebiliriz. Mesela gençler evrenin genişlemesine örnek olarak. E, bu Doppler olayından faydalanarak e, evrenin genişlemesini aslında bu Doppler olayı destekliyor diyebiliriz. Mesela e, görülmüştür ki bizden uzaklaşan yıldızlar olmuş ki yıldızdan gelen ışığın rengi kırmızıya doğru kayıyor. Demek ki e, bu da e, evrenin genişlediğine bir örnek teşkil eder diyebiliriz. Meteorolojide de gençler bundan faydalanılıyor. Hava tahminleri yapılırken hareketli hedeflere gönderilen ve hedeften yansıyan sinyallerin frekansının artması veya azalması durumuna göre hava kütlelerinin hareketlerini incelemek amacıyla Doppler etkisinden faydalanılır diyoruz. Ve son olarak tıpta da gençler Doppler etkisinden faydalanılır. Görüntülemede kullanılan ultrason cihazlarında ses dalgalarında meydana gelen Doppler olayından faydalanılır. Yani Doppler olayı sadece elektromanyetik dalgalarda değil, ses dalgalarında da kullanılmaktadır diyoruz. Ultrason cihazı yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgalarının doku ve organlardan geri yansıması sırasında frekansla meydana gelen kaymadan yararlanma geliştirilmiştir diyoruz. Evet şimdi Doppler olayı ile ilgili sorular çözelim. Doppler olayı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Gözlemci ile dalga kaynağı arasındaki bağıl hareketin dalgalananın dalganın algılanan frekansında değişikliğe yol açmasıdır. Evet gençler, gözlemci veya kaynağın hareketine göre, birbirlerine göre bağıl hızların durumuna göre dalga boyunda veya frekanstaki değişime yol açması diyorduk Doppler olayı ile ilgili. Doğru. Elektromanyetik dalgalarda gözlenmez. Bu bilgi yanlıştır gençler. Hem su dalgalarında hem ses dalgalarında hem de elektromanyetik dalgalarda Doppler olayı gözlenir diyoruz. Üçüncü olarak sabit frekansta ses yayan bir cisimden yayılan sesin hareket yönünde tiz, hareket yönün tersinde pes işitilmesi Doppler olayı ile ilgilidir. Evet bize yaklaşan bir ambulansın çıkardığı sesin frekansını biz olduğundan daha tiz duyuyoruz dedik. Çünkü frekansı büyüyor. Algılanan sesin frekansı büyüdüğü için tiz. Uzaklaşan ise gençler hareketin tersi yönünde yani. E, pes yani kalın işitilmesi Doppler olayı ile ilgilidir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği 1 ve 3'tür diyoruz. <laughs> Doppler olayı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? <laughs> 1. Durgun durumda iken F frekansı ile dalga üreten bir kaynak hareketli iken ilerlediği yönün tersinde F'den küçük frekanslı olarak algılanır. Yani ne diyor gençler? İlerlediği yönün tersi kısacası uzaklaşmaktan bahsediyor. Uzaklaştığında olduğundan daha kalın işitiriz demiştik sesi. Bu da kalın seslemek frekansı küçük ses demektir. Doğru. Radar sistemlerinde bir aracın hızını bulmak için kullanılır. Evet, radarlarda kullanılır dedik. 3. Galaksilerden yapılan yayılan ışığın kırmızıya kayması Doppler etkisiyle açıklanır. Evet gençler. Uzaklaşan galaksilerden gelen ışığın dalga boyu büyür diyoruz, frekansı küçülür diyoruz. Yani kırmızıya doğru kayma gözlenir diyoruz. Bu da Doppler etkisiyle açıklanmaktadır. Bu yüzden cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3'tür. Bir radyo vericisi f frekansı yayın yapmaktayken hareket halindeki A ve B araçları için alınan elektromanyetik dalgaların frekansları sırasıyla fA ve fB olarak algılanıyor. Buna göre f, fA ve fB arasındaki ilişki nedir? Hadi bakalım gençler sizler de cevap verin. Evet ne demiştik? Yaklaştıkça ses kaynağına yaklaştıkça veya elektromanyetik dalgaya yaklaştıkça frekansta bir büyüme söz konusu olurdu. Bizden uzaklaşan da ise gençler frekansta bir küçülme söz konusu olurdu. Dolayısıyla şimdi buradan f frekansı yayan bir yayın var. B bu yayına doğru ne yapıyor gençler? Yaklaşıyor. Yaklaştığında B'nin algıladığı f'ten daha büyük olacaktır. fB f'ten daha büyük. A'daki ise gençler uzaklaştığı için frekansı olduğundan daha küçük algılayacaktır. Yani f fA'dan büyüktür diyoruz. Bu yüzden cevabımız gençler B seçeneğidir diyoruz. Şekildeki gibi v hızıyla hareket eden sarı ışık kaynağından çıkan dalgaları hareketsiz durmakta olan X ve Y gözlemcileri hangi renklerde görebilir? Gençler gördüğünüz gibi sarı ışık y gözlemcisine doğru yaklaşmakta. Yaklaştığı için frekansını daha büyük algılar. Bu da dalga boyunu daha küçük algıladığını söyleyebiliriz. Dalga boyu sarıdan daha küçük olan kimdir gençler? Hatırlarsanız bizim bir kutu sayamam formülümüz vardı. Denk, e, şifremiz vardı. Sarının altında yeşil, mavi ve morun dalga boyu daha küçüktü. Dolayısıyla bu sarı ışık kaynağı ne olabilir? Mavi veya yeşil olabilir diyoruz. Peki X gözlemcisinden ise uzaklaşmakta. Uzaklaştığında frekans daha büyük algılanır. Pardon. Frekans daha küçük algılanır. Bu da dalga boyunun daha büyük olduğu anlamına gelir. Dalga boyu daha büyük olan da kırmızı ve turuncudur diyoruz. Burada ise cevabımıza kırmızıya yeşil doğru olacaktır diyoruz. Düz bir yolda 2V hızıyla ile ilerleyen polis motorunun sireninden sabit f frekansı ile ses yayılmaktadır. Polis motoru şekildeki konumdayken K ve L motorların sürücüleri polis motorundan yayılan sesin frekansını sırasıyla FK ve FL olarak algılıyor. Buna göre bu frekanslar arasındaki ilişki nedir? Bakalım gençler şimdi birbirlerine göre bağlı hızlarına bakalım. Acaba birbirlerine yaklaşıyorlar mı uzaklaşıyorlar mı? Polisin hızı 2V, motor, K motorunun hızı da 2V. Dolayısıyla bu iki kaynak arasında gözlemci arasında herhangi bir uzaklık değişimi olmuyor. Dolayısıyla birbirlerine göre bağıl hızları sıfır olduğu için aynı frekansla algılayacaktır diyoruz. Yani F ve FK birbirine eşittir diyoruz. Peki L motoru bu sirenin frekansını nasıl algılayacak? Bakın gençler L V hızıyla gidiyor. Polis 2 V hızıyla gidiyor. Dolayısıyla aralarındaki mesafe gittikçe azalıyor. Yani burada ne var? Yaklaşma var. Yaklaşıyorsa gençler Ses olduğundan ince algılanır. Yani frekans büyük algılanır demiştik. Dolayısıyla FL bunların hepsinden daha büyüktür diyoruz. Yani cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Şimdi gelelim elektromanyetik dalgalara. İskoçyalı fizikçi James Clerk Maxwell 1800'lü yılların ikinci yarısında tüm insanlık için büyük bir gizem barındıran ışık ve doğasıyla diğer elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklayan bir açıklamaya ulaşmıştır. Biliyorsunuz daha önce ışık hakkında Newton tanecik teorisi üzerinde durmuştu. Christian Huygens, Thomas Young gibi bilim insanları ise ışığın dalga doğasına sahip olduğunu söylemişlerdi. Adı da elektrik ve manyetik alanın birleşimi olarak belirtilen elektromanyetik dalgalar yüklü cisimlerin ivmeli hareket ettirilmesi sonucu ortaya çıkan ve birbirini oluşturan elektrik ve manyetik alandan meydana geldiğini söylemiştir. Şekilde görüldüğü gibi elektrik alan ve manyetik alan vektörleri farklı iki desende birbirine dik ve artış ya da azalışları orantılı olacak şekildeyken elektromanyetik dalganın ilerleme yönü üçüncü eksendedir. Yani elektrik alan, manyetik alan ve bu dalganın ilerlemesi birbirine diktir diyoruz. Elektromanyetik dalganın ilerleme hızı c yani gençler ışık hızı. Olmak üzere elektromanyetik dalgayı oluşturan elektrik alan e, manyetik alan b ve ilerleme hızı c arasında şöyle bir ilişki var gençler. Tüm elektromanyetik dalgalarda elektrik alanın manyetik alana oranı sabittir ve bu da Işık hızına eşittir diyoruz. C eşittir E bölü B. Buradan E eşittir BC denklemine ulaşabiliriz. Peki gelelim elektromanyetik dalgaların ilerleme yönü nasıl bulunur? Evet gençler burada da yine sağ el kuralını kullanıyoruz. Sağ elin baş parmağı, işaret parmağı ve orta parmağın birbirine dik olacak şekilde tutulduğunda baş parmak e. Gençler E eşittir BC formülüne göre. Sırasıyla baş parmak E. işaret parmağı B. Burada orta parmağımız ise açılan orta parmak ise C'nin yönünü yani ışık hızının yönünü vermektedir. Şöyle de yapabilirsiniz. Baş parmak B. Baş parmak E. Elektrik alan. Dört parmak manyetik alan. Avuç içi ışık hızı. Avuç içi yerine burada Nasıl gösterilmiş? Ee, orta parmak ile gösterilmiş. Siz o de diyebilirsiniz. Evet elektrik e, elektromanyetik bir dalganın yayılma yönü bu şekilde bulunur. Gelelim <laughs> elektromanyetik dalgaların özelliklerine. En önemli özelliğimiz gençler elektromanyetik dalgalar yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucu meydana gelir. Yüklü parçacık deyince aklınıza ne geliyor? Proton elektron. Veya herhangi bir iyon. Artı yüklü veya eksi yüklü bir iyon geliyor değil mi? Yüklü parçacık. Peki ivmeli hareket deyince aklımıza ne gelmesi gerekir? İvmeli hareket hızın değişimi demekti. Bu düzgün doğrusal bir yolda gençler. Hızlanan bir yüklü parçacık olabilir. Veya yavaşlayan bir yüklü parçacık da yine e, elektromanyetik dalga oluşturur diyoruz. Peki... Sabit süratle hareket olur mu gençler? Sabit süratte ivme var mıdır? Eğer düzgün doğrusal bir yolda ise sabit hız hareketi ivme yoktur. Ancak yüklü parçacık eğer çembersel yörüngede sabit süratle dolanıyorsa süreti değişmeyebilir. Ancak yönünden dolayı hızı değiştiği söylenir. Dolayısıyla da e, elektromanyetik dalga oluşturur diyoruz. Çünkü düzgün çembersel hareketle biliyorsunuz ki e, hızı değişen ivmeli bir harekettir diyoruz. Elektromanyetik dalga gençler doğrusal yolla yayılır. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri aynı fazladır. Yani eş zamanlı olarak aynı miktarda artar ya da aynı miktarda azalırlar. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri aynı fazla olduğu için elektrik ve manyetik alan bileşenleri arasında Işık hızına eşit sabit bir oran vardır. Bu da E eşittir B çarpı C bağıntısıyla bulunduğunu söylemiştik. Elektromatik dalgalar gençler titreşim doğrultularına göre enine dalga türüne girmektedir. Yani enine dalga ne demekti? Titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik olan dalgalardı. Burada da biz ne demiştik gençler? Ee, elektrik alan, manyetik alan ve ışık hızı ile ilgili, yayılma doğrultusu ile ilgili birbirine dik olduğunu söylemiştik. Elektromanyetik dalgalar en hızlı boşlukta olmak üzere her ortamda yayılabilir. Evet, boşlukta ışık hızıyla ama diğer ortamlarda da yine yayılabilmektedir diyoruz. Enerji ve momentum taşırlar. Her dalga bir enerji, bir momentum taşır diyoruz. Yansıma, kırılma, kırınım, girişim gibi dalga olaylarının tamamını gerçekleştirebilirler. Elektriksel olarak yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğramazlar. Burada şuna dikkat edelim. Elektromanyetik dalga yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucunda oluşur dedik. Ancak bu oluşan elektromanyetik dalga elektriksel olarak nötrdür. Nötr olduğu için de elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğramazlar diyoruz. Foton olarak da bilinen elektromanyetik dalgaların enerjileri frekanslarıyla doğru dalga boyları ile ters orantılıdır. Elektromanyetik dalgaların enerjileri frekans ile doğru dalga boyu ile ters orantılıdır. Polarize edilebilir yani kutuplanabilir diyoruz. Mesela gençler polarize güneş gözlükleri vardır. Işığın daha net, e, görüntünün daha net görünmesini sağlar. E, farklı doğrultularda gelen bazı ışınları yok ederek net görünümü sağlar. Hatta polarize filtreler vardır. E, gözlükçü e, fotoğrafçıları kullandı. Elektromanyetik dalgalar atmosfer olaylarından etkilenir. Yani gençler mesela bir radyo dinlerken diyelim gök gürlüyor, şimşek çakıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda e, bazen e, radyonun tam çekmediğini, bazen de televizyonumuzun böyle e, yayının gittiğine rastlamışsınızdır. Bu da atmosfer olaylarından etkilendiğini bize gösterir. Evet, sorularımıza geçelim şimdi. Elektromanyetik dalgaların yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sırasında oluştuğunu hatırlatan öğretmen öğrencileri elektromanyetik dalgaların oluşumuna örnek vermelerini istiyor. Öğrencilerden evet gençler hangilerini verdiği örnek doğrudur? Selin diyor ki yıldırım sırasında elektromanyetik dalgalar oluşur. Bu dalgalar bazı alıcıların ekranında cızırtılar şeklinde ortaya çıkar. Evet mesela televizyon izlerken yıldırım esnasında şimşek esnasında bir cızırtılar ortaya çıkar değil mi gençler? Tuğba diyor ki çembersel yörüngede sabit çizgisel hızla hareket eden yüklü parçacık elektromanyetik dalga yayınlar. Evet yüklü parçacık çembersel yörüngede hareket ettiği için de bu bir ivmeli harekettir. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketi de elektromanyetik dalga oluşturur dedik. Meryem doğrusal yolda yavaşlayan artı yüklü parçacık elektromanyetik dalga oluşturur. Evet yol doğrusal yavaşlayan hareket yani ivmeli hareket yüklü parçacık evet dolayısıyla bu da elektromanyetik dalga oluşturur diyoruz. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Burada şuna dikkat edelim gençler. Burada artı yüklü parçacık yerine mesela nötrondan bahsetseydi, nötron hızlanıp yavaşlıyor deseydi e, tabii ki yüksüz olduğu için elektromanyetik dalga yayınlamayacaktı. Elektromanyetik dalgalar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektromanyetik dalgaların elektriksel ve manyetik alan bileşenleri hem birbirine hem de dalganın yayılma doğrultusuna diktir. Evet. Bütün elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılır. Evet gençler. Enerjileri birbirinden farklı olabilir. Ancak bütün elektromanyetik dalgaların boşluktaki hızı birbiriyle aynıdır diyoruz. Elektromanyetik dalgalar enerji taşıdığından Elektromanyetik dalgayı soğuran cismin iç enerjisi artar. Evet gençler enerjiyi soğuran maddelerin iç enerjisi artar. Elektromanyetik dalgaların elektriksel ve manyetik alan bileşenleri zıt fazladır. Hayır gençler zıt değil aynı fazladır. Yani aynı anda artar aynı anda azalır diyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. E seçeneği de okuyalım. Elektromanyetik dalgalar polarize edilebilir. Yani kutuplanabilir diyoruz. Canlılar uzun süre X ışınlarına maruz kaldığında olumsuz etkilenirken görünür ışığa aynı sürede maruz kaldığında olumsuz etkilenmeyebilir. Bu durumda X ışınlarının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri yol açması görünür ışığa göre hangi özelliğinin kesinlikle daha büyük olmasından kaynaklanır diyoruz. Gençler bir defa hız bütün elektromanyetik dalgalarda boşlukta aynı hız olduğunu söylemiştik. Yani hızları zaten birbirine eşittir. Peki neden X ışınlarında olumsuz e, duruma maruz kalıyoruz? Çünkü enerjisi yüksek olduğu için. Enerji kiminle doğru orantılıydı? Frekans. O zaman demek ki X ışının frekansı görünür ışığa göre daha büyük olduğu içindir. Frekans da dalga boyuyla ters orantılı olduğu için bu olmayacaktır. Yani cevabımız C seçeneği yalnız 3'tür diyoruz. Şimdi gelelim gençler sağ el kuralı ile ilgili bir soruya. Evet elektriksel alan E manyetik alan B yayılma hızı C'dir. Buna göre hangi gösterim doğrudur? Sırasıyla hatırlatalım gençler. Baş parmağımız elektrik alan. Dört parmağımız manyetik alan. Avuç içi bize ışık hızının yönünü ya da yayılma doğrultusunu verir diyoruz. Bakalım şimdi. Şekil 1'e Baş parmak E yukarı doğru. Dört parmak B içe doğru. Avuç içi gördüğünüz gibi sola doğru genişler. Evet şekil 1 doğru verilmiş. Şekil 2'ye bakalım. Baş parmak dışa doğru. Ekrandan dışa doğru tutuyorum. Dört parmak sağa doğru. Sağa doğru tuttum. Avuç içi yukarıyı gösteriyor. Ama burada aşağı vermiş. Yanlış yukarı olmalıydı. Baş parmak elektrik alan sağa doğru. Dört parmak manyetik alan yukarı doğru. Avuç içi gençler sayfa düzleminden dışa doğru. Dolayısıyla burada içe doğru demiş ama dışa doğru olmalıydı. Bu da yanlış diyoruz. Yani cevabımız A seçeneği yalnız birdir. Aşağıdakilerden hangisi boşlukta ışık hızı ile yayılamaz? Gençler, elektromanyetik dalga olmayanlar boşlukta ışık hızı ile yayılamaz. Dolayısıyla burada elektromanyetik dalga olmayan alfa ışınlarıdır diyoruz. Elektromanyetik dalgaların genel özellikleri ile ilgili doğru yanlış tablosu aşağıdaki gibi doldurulmuştur. Buna göre hangisi yanlış işaretlenmiştir? 1. yüklü olduklarından elektrik ve manyetik alanda saparlar. Gençler elektromanyetik dalgalar nötrdür, sapmazlar. Değil mi? Dolayısıyla yanlış olacak. Evet, bu da yanlış diyerek doğru cevap vermiş. Boyuna dalgalardır. Hayır, elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Yine yanlış demesi gerekiyor. Evet. Yüklü parçacıkların ivmeli hareketinde ivmeli hareketi sonucunda oluşur. Evet, doğrudur. Ancak bu yanlış demiş. Doğru olmalıydı. O zaman yanlış işaretlenen 3 numara diyoruz. Diğerlerine de bakalım. Boşlukta ışık hızı ile yayılırlar. Evet hepsi ışık hızı ile yayılır doğru. Yansıma kırılma kırınım girişim yapabilirler. Evet doğrudur diyoruz. Yani cevabımız C seçeneğidir diyoruz. K ve L telefonlarının sesleri açıldıktan sonra K telefonu şekil 1'deki içi alüminyum folyo ile tamamen kaplı boş meyve kutusu meyve suyu kutusuna konulup ağzı sıkıca kapatılıyor. L telefonu ise tamamen içindeki hava tamamen boşaltılıp cam fanus içine yerleştiriliyor. K ve L telefonları arandığında K'ya ulaşılamadı. L telefonu ise ulaşılmasına rağmen telefondan ses gelmediği gözleniyor. Buna göre bu, bu gözlemler sonucunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet gençler. Meyve suyu kutusunun içi alüminyum folyo ile kaplıdır. Eğer siz telefonunuzu bir alüminyum folyo ile kaplarsanız evinizde alüminyum folyo vardır. Kaplayın. Güzelce kaplayın. Sızdırmasın. Daha sonra bir arkadaşınıza söyleyin. Beni ara. Ne diyecektir telefonda? Aradığınız kişiye şu an ulaşamamıyor diyecektir. Neden? Çünkü bu alüminyum folyo gençler elektromanyetik dalgaların içeri girmesini engeller. O yüzden birinci yargımız da doğrudur. Meyve suyu kutusunun içine elektromanyetik dalgalar giremediği için telefonuna ulaşılamamıştır. Evet. 2. Elektromanyetik dalgalar boşlukta ilerleyemez. Gençler burada biz ışığı yani telefonun çaldığını görüyoruz. Dolayısıyla elektromanyetik dalgalar boşlukta ilerleyebilir diyoruz. Bu yanlış. Peki, L telefonunun çaldığını görüyoruz da neden ses gelmiyor? Çünkü ses dalgaları boşlukta ilerleyemez diyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği 1 ve 3'tür. Bir elektromanyetik dalga ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kırınım yapabilir. Evet. Girişim yapabilir. Evet. Enerji taşır. Bütün dalgalar enerji taşır. Manyetik alanda sapamaz gençler çünkü nötrdür. Ne elektriksel alanda ne manyetik alanda sapmaya uğramaz. Polarize edilebilir yani kutuplanabilir diyoruz. Yine bir sağ el kuralı ile ilgili bir soru gençler. Bize elektrik ve manyetik alanın yönleri verilmiş. İlerleme yönü soruluyor. Yani ışık hızının yönü soruluyor bize. Sırasıyla ne diyoruz? Baş parmak E, dört parmak B, avuç içi C. O zaman baş parmak artı Y yönünde tutulur. Dört parmak eksi Z yönünde tutulduğunda avucumun içi sayfadan içe doğru. Sayfadan içe doğru C şöyle gösterilir. Bu da hangi yöne giriyor gençler? Gördüğünüz gibi X'in tersi olan eksi X'i bize gösterir diyoruz. Elektromanyetik dalga spektrumuna geçelim gençler. Elektromanyetik dalgalarının dalga boylarına göre sıralanması sonucu elektromanyetik dalga spektrumu ortaya çıkmıştır. Evet burada elektromanyetik dalgaları görüyoruz. Enerjisi yüksekten düşeye doğru elektromanyetik dalgalar gençler. Bir şifremiz vardı hatırlarsanız TET'de de bahsetmiştik. Galakside mor görünür kemer. Evet. Enerjisi en yüksek olan ışın gama ışınıdır sonra x mor ötesi görünür kızıl ötesi gençler k kızılötesi ötesi ışık m mikrodalga r ise radyo dalgasıdır enerjisi yüksekten düşeye doğru sıralama budur bu aynı zamanda frekansı yüksekten düşeye doğru diyebiliriz dalga boyu içinde tam tersi en küçük dalga boyu gamadır en büyük dalga boyu radyo dalgalarıdır diyoruz Evet, radyo dalgaları genellikle nerede kullanılır gençler? TV uydu alıcılarında, haberleşmede kullanılır diyebiliriz. Cep telefonlarında kullanılır diyebiliriz. Radyo teleskopları da yine radyo dalgaları ile çalışır diyoruz. Evet, kısaca bilgiler verelim. Mikrodalgalar gençler, e, yiyeceklerin ısıtılmasında tabii ki mikrodalga fırınlarda kullanılıyor. Bunun haricinde e, uçakların iniş kalkış radarlarında, aynı zamanda trafikte de radarlarda mikrodalgadan kullanılıyor faydalanılır diyoruz. Evet bu arada mikrodalgada gençler mikrodalgalar metalden geçememektedir. Dolayısıyla mikrodalga fırına sakın metalde bir yiyecek ısıtmaya çalışmayın diyoruz. Kızılötesi dalgalar infrared olarak da geçer. Sıcak cisimler tarafından yayıldığı için gençler termal kameralarda kullanılmaktadır veya tıpta. Ee, yine kullanılmaktadır. Ateş ölçme aleti olarak da termal kamera, termal dürbünlerde kullanılmaktadır. Bunun haricinde televizyon kumandalarında da yine kızılötesi ışınlar kullanılmaktadır diyoruz. Görünür bölge dediği insan gözünün görebildiği renklerden oluşan bir bölgedir. Çok küçük bir aralıktır diyoruz. Sırasıyla dalga boyu büyükten küçüğe doğru sıralarsak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde söyleyebiliriz. Kutu sayamam diyorduk hatırlarsanız. Morötesi dalgalar yani ultraviyole ışınlar gençler kaynağı genellikle güneştir. Kemik gelişimine olumlu tabii ki katkıları vardır ancak fazla e, maruz kalırsak morötesi ışınlara o zaman da cilt kanserine varan sağlık sorunlarına neden olabilir diyoruz. Aynı zamanda e, tıbbi e, dezenfeksiyon cihazlarında da yine morötesi dalgalardan faydalanılır diyebiliriz. Mesela diş hekimleri veya ameliyathane gereçleri e, kullandıkları malzemeleri tekrar kullanıyorlar. E, bu ameliyat malzemelerini bunlar e, moritesi ışınlarla gençler dezenfekte edilir diyoruz. X ışınları gençler Alman fizikçi William Röntgen tarafından keşfedilmiştir. X ışınları hızlandırılmış elektronların bir metale çarptırılıp durdurulmasıyla oluşturulabilir diyoruz. Özellikle tıpta teşhis görüntüleme işlemleri veya tedavi amaçlı radyo de kullanılmaktadır. Bunun haricinde X-ray cihazlarında da kullanılır diyoruz. Gama ışınları içinde gençler elektromanyetik dalga spektrumunun en küçük dalga boyuna sahip ve enerjisi en yüksek olan ışındır. Çok yüksek enerjili ve insan sağlığı içinde son derece zararlı olmasına rağmen gama ışınları nükleer tepkimeler sonucu ortaya çıkar. Nükleer santrallerde genişler atom çekirdeğinin parçalanması sonucunda elektrik üretilirken gama ışınları ortaya çıkabilmektedir diyoruz. Tabii bu gama ışınları genişler kanserli hücrelerin yok edilmesinde e, özellikle pozitron emisyon tomografi de tomografisi dediğimiz PET cihazlarında kullanılmaktadır. Yani tıpta fayda sağlayan bir durumdur diyoruz. Evet bununla ilgili de sorular çözelim. Elektromanyetik spektrumun bölgesinde bulunan 3 farklı renkteki ışıma ve bu ışımalara ait dalga modelleri aşağıda verilmiştir. Buna göre renk ile dalga modelinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet gençler bizim bir şifremiz vardı. Kutu sayamam diye. Bunu düşünerek soruyu cevaplayabilirsiniz. Bu kutu sayamam şifresi neydi gençler? Dalga boyu en büyükten en küçüğe doğruydu. Dalga boyu ile de frekansın ters orantılı olduğunu tekrar hatırlatalım. Evet. Gördüğünüz üzere gençler. Dalga boyu en büyük olan buradaki 3 numara değil mi? Şuradaki Peki bu ışıklardan dalga boyu en büyük olan kim? Kırmızı. Dolayısıyla kırmızı ile bunu eşleştiriyoruz. Dalga boyu en küçük olan mordu. Yani frekansı en büyük olan. En çok titreşim hangisinde var gençler? Frekansı en büyük olan da. Evet. Bu da ikincisiyle eşleştir diyoruz. Çünkü frekansı gördüğünüz gibi titreşim sayısı en fazla burada. Dolayısıyla mor Frekansı büyük, enerjisi büyüktür diyoruz. Dolayısıyla yeşili de bu kalıyor. Bu yüzden cevabımız gençler C seçeneğidir diyoruz. Yukarıda verilen bir 2 ve 3 nolu örneklerden hangilerinde elektromanyetik dalga kullanılmıştır? Bir, Rutherford'un gerçekleştirdiği saçılma deneyinde ince altın yaprağı gönderilen Alfa ışınları. Gençler alfa ışını bir elektromanyetik dalga değildir. Elektromanyetik dalga hatırlarsanız galakside mor görünür kemer şeklinde şifre vermiştik. Bunlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla bir değil. 2. TV kumandasına TV'ye gönderilen infrared ışınlar. Yani kızıl ötesi ışın değil mi gençler? Bu elektromanyetik dalgadır diyoruz. 3. Balıkçı teknesindeki sonar cihazının balık sürülerinin yerlerini belirlemek için gönderdiği dalgalar. Gençler sonar cihazı ses dalgaları ile çalışır. Ses dalgaları da bir mekanik dalgadır. Yani elektromanyetik dalga değildir diyoruz. Bu yüzden cevabımız B seçeneği yalnız 2'dir. Evet diğer bir sorumuza bakalım. Yukarıda verilen görsellerin hangileri kullanılırken bir elektromanyetik dalgadan faydalanılır. Evet bize ne vermiş gençler? Dürbün, termik santral ve ateş ölçer. Acaba hangilerinde elektromanyetik dalgadan faydalanılır? Hatta hangi elektromanyetik dalgadan faydalanılır? Onu da söyleyelim. Evet dürbün ile gençler uzakları görmemiz sağlanıyor değil mi? Dolayısıyla görünür ışıklar bize ulaşıyor. Görünür ışık bölgesi de gençler bir elektromanyetik dalga demiştik. Termik santrallerde gençler, termik santraller ne işe yarar? Kömürden yani kimyasal enerjiden elektrik enerjisine dönüştürülür. Yani burada kömürün yakılması sonucunda e, buhar gücünden faydalanarak e, elektrik enerjisi üretilir. Burada bir herhangi bir ışın kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Eğer bu bir nükleer santral olsaydı, evet nükleer santrallerde açığa çıkar derdik. Ateş ölçer, gençler ateş ölçer de bizim sıcak cisimlerden yayılan işte kızılötesi ışınlar sayesinde bu ışınların dalga boyuna bağlı olarak cismin sıcaklığı tespit edilebilir diyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Evet gençler, sizlerle elektromanyetik dalgalar konusunu işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.